Birinci gündem efendim, aslı Kurtuluş Mutlu'nun günlerdir takip ettiği mesele. Sorumuz da çok net aslında. Yani emekli vatandaşlarımızın maaşı ne olacak? Tabanda mı eşitlenecekler yine yıllardır olduğu gibi? Yoksa ek zam Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi? Bu da şu soruya geliyor efendim. Az önce acaba Sayın Erdoğan'la ne konuşuldu? Sayın Erdoğan kendisine ne söyledi? Şimdi bunlar meclise ne kadar etki edecek, saat kaç gibi belli olur diye vatandaşlarımız soruyorlar. Tabelamızı atıfla hemen emekli maaşı ne kadar olacak sorusu. Yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Soru yağmuruyla karşı karşıyayız. Ben bilmiyorum cevabını ama aslı Kurtuluş Mutlu biliyor. En azından tahmin edebiliyor. Neden? Çünkü günlerdir o nabzı yerinde takip ediyor. Şimdi dönelim. Konuşmaya başlayalım. Emekli vatandaşlarımız adına genel kurulda olup bitenlere efendim. Saat kaç gibi belli olur? Tutar ne kadar olur? Elbette en çok bu merak ediliyor, tahmin edeceğin üzere. Aslı, sendeyiz. Bilgiler neler? Emekli vatandaşlar özellikle ne beklemeliler? Biliyorum onun dışında da aktaracaklarım var ama en temel soru bu, tahmin edeceğin üzere. Can Coşkun, evet, aslında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinden gelir gelmez ayağının tozuyla Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapmış olduğu görüşme tüm bunların üzerine geçti. Çünkü Bahçeli zaten bu konuyu yüksek bir sesle dile getirmişti. Hayır, bu emekliye yetmez. Bu karşılık bulmadı, makul değildir demişti emekli için. Memura nasıl seyyanen 8 bin lira zam yapıldıysa aynı zam emekliye de olmalıdır denmişti. Şimdi bizim edindiğimiz kulis bilgilerine göre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuyu konuştular. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla birlikte bu konuyu da masaya şu sıralarda yatırıyor. Ama buradan emeklinin yüzünü güldürecek bir karar çıkar mı? Bunu net olarak biz de bilmiyoruz, takip ediyoruz. Öngörülerimiz bir görüşme olacak tabii. O görüşmeden sonra bu maddelerin tümü üzerinden de bir görüşme oluyor. Yani şimdi 29 madde var. Şu sıralarda 11. madde görüşülüyor. 18. madde emeklileri ilgilendiriyor. Ama orada bu madde zam olarak yansımasa bile tüm maddeler görüşüldükten sonra bu kez genel kurul şunun mesaisini yapıyor. Tüm maddeler üzerinden bir görüş bildiriliyor. İşte o sırada bir önerge veriliyor. Eğer o önerge meclis genel kurulunda olumlu olarak yansırsa emekliye seyyanen zam da gelebilir. Oran belki memura yapılan 8 bin lira kadar olmayabilir. Biz hani buralarda duyuyoruz. Eğer yapılırsa 8 bin lira kadar olmayabilir deniliyor. Ama böyle bir beklentinin hakim olduğunu hemen paylaşalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla görüşüp bunun nasıl ve ne kadar bir bütçe çıkaracağı da çok önemli. Dolayısıyla saat 20 ve 21 arası en kritik saat diyelim emeklilerimiz için, buradan duyuralım Can Coşkun. Çünkü şu sıralarda 11. madde görüşülüyor ve biraz da hızlı ilerliyor düne göre baktığımızda. 18. maddeye zaten muhalefette, iktidarda odaklanmış durumda. Dolayısıyla bizim tahminimize göre saat 21 civarında artık bu konunun meclisten geçmesi. Ha tabii bu konu görüşüldükten sonra tümü üzerinden görüşmenin saati biraz daha ilerisi olabilir. Ama şöyle söyleyebiliriz. Şu an saati 18, işte 22'ye kadar bazı şeylerin netleşmiş olduğunu görebiliriz diyelim. Bununla birlikte elbette dün 7 madde geçmişti. Memur maaşı en düşük 22 bin lira, 77 lira oldu. Ve yine depremle ilgili bir vergi vardı. Konutlar vergisi vardı. Vergiler geçti. Motorlu taşıtlar vergisi bir kereliğe mahsus iki kez alınacak. İlk taksit Ağustos ayının sonunda, diğer ikinci taksit de Kasım ayının sonunda verilecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi biz de burada kameraman arkadaşım Hüseyin Fındık'la birlikte genel kuruldan çıkacak olan o karara bizler de gözümüzü çevirdik diyelim Can Coşkun. Aslı Kurtuluş Mutlu, teşekkürler, kolaylıklar. Emekli vatandaşlarımız adına net yanıt. En azından 21 sularında bir hareketlenme olacağını, sonuca ilişkin tahminlerin artacağını anlıyoruz Aslı Kurtuluş Mutlu'nun aldığı kulislerden. Elbette en büyük merakımız Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli görüştüler. Sayın Bahçeli'nin ittifak için muhalefet önerisi, 8 bin liralık zam ek madde gelir mi gelmez mi, gece saatlerine kadar emekli vatandaşlarımızla biz haberciler de takipteyiz. Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum Aslı Kurtuluş Mutlu.